Bu videoda kesirlerin günlük hayatımızdaki kullanımları üzerinde duracağız. Mesela bu soruda bize köpek balıkları dalış takımında 3. seviye 3 dalgıç vardır diyorlar ve toplam dalgıç sayısı ise 8 olduğuna göre takımdaki 3. seviye dalgıçların oranı nedir diye de soruyorlar. Evet, köpek balıkları dalış takımı. Şimdi her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Birlikte yapalım mı? Bir bakalım. Bir kere bize takımdaki toplam dalgıç sayısının 8 olduğunu söylüyorlar, değil mi? Dalgıçların her birini küçük birer daire ile gösterelim. Daire dedim ama evet, çok haklısınız. Bunlar kesinlikle daireye benzemiyorlar. Biraz dalgıca benzetmeye çalıştım ama o konuda da çok başarılı olduğumu söyleyemeyeceğim. Yine de dalan bir şeye benziyorlar diye düşünüp kendimi avutabilirim sanırım. Evet, bu dalgıçlardan biri söz konusu olduğunda bu dalgıç 8 dalgıç biri ya da 8'de biri olur, öyle değil mi? Yazıyorum, 8'de biri. Evet, bu dalgıç takımındaki 8 dalgıçtan biridir. Şimdi soruya gelelim. Bize 3. seviye 3 dalgıç olduğunu söylüyorlar ve bu 3 dalgıcın oranı nedir diye soruyorlardı, değil mi? Bu 3'ünden bahsettiğimizi düşünelim. Dikdörtgen içine aldığım 3 dalgıç, 8 dalgıcın 3'üdür, öyle değil mi? Bunu bir kesir olarak yazmak istersek 3 bölü 8 yazabiliriz. Yazıyla yazmak isterseniz de 8'de 3'ü diyebilirsiniz. Bu soruyu Khan Akademi'de çözüyor olsaydık ekranda seçenekler olacak ve bizden doğru olanı seçmemizi isteyeceklerdi. Köpek balıkları dalış takımındaki 3. seviye dalgıçların oranı 3 bölü 8 ya da 8'de 3'müş. Hadi bir tane daha yapalım. Yuma elindeki kili 4 eşit parçaya ayırmış. 4 parçanın 3'üyle kilden hayvanlar yapmış. Yuma'nın hayvan yapmak için kullandığı kilin toplam kile oranı nedir diye sormuşlar. Hadi bakalım, hemen videoyu durdurun ve bu soruyu kendi kendinize yapmayı deneyin. Peki, bu Yuma'nın kili olsun. Bunu 4 eşit parçaya ayırıyordu, öyle değil mi? Bu şekilde yapalım. Evet, 4 eşit parça elde ettiğimizi düşünelim. Tam da eşit olmadılar ancak göz kararı bir çizim yaptığım için birbirine eşit 4 parça çizmek oldukça zor, idare edin. Zaten önemli olan işin mantığını anlamamız, öyle değil mi? Şimdi Yuma bu 4 parçanın 3'üyle kilden hayvanlar yapıyordu. Bu parçayı, bu parçayı ve bu parçayı kullanarak hayvanlar yaptığını düşünelim. Bu durumda kullandığı kilin toplam kile oranı ne olur? İsterseniz şu soruyla başlayalım. Bu parçalardan her biri için ne söyleyebilirsiniz? Mesela bu parçayı ele alalım. Bu 4 eşit parçanın biridir, öyle değil mi? Bundan çeyrek olarak da bahsedildiğini duyacaksınız. 4'te 1 ya da çeyreği 1 bölü 4 olarak gösteririz. Evet, buradaki eşit parçalardan her biri toplamın 1 bölü 4'ü ya da 4'te 1'idir. Kilin tamamı ise 4'te 4, 4 bölü 4 ya da 4 çeyrek olarak tanımlanır ve bu da bir tama eşit. Bu durumda Yuma'nın hayvan yapmak için kullandığı kilin toplam kile oranı nedir? Bir bakalım. Buradaki 4, 4'te 1'in 3 tanesini kullanmış, öyle değil mi? O halde sorunun cevabı 4'te 3'tür. Kesir olarak yazmak isterseniz de 3 bölü 4 yazabilirsiniz. Evet, 4'te 3 ya da 3 bölü 4. 4 eşit parçanın 3'ünü kullanarak kilden hayvanlar yapmış.